Yani işte Hüseyin Aykul bir kitap yazmış. Nasıl bir kitap yazmış, böyle bir roman mı, bir şey mi? Bence öyle değil. Okurlarımız, işte şey yapanlar, dün dijital medyada takip edenler, paylaşanlar, özgür basın tarihini bilen insanlar, içinde yer almış insanlar ve bunun bir kitap haline gelmesi, bir belgelenmesi anlamında bence sevinçle karşıladılar. Yoksa neredeyse satır satır orada yazanları bilenler var, yaşayanlar var. Evet, geçenlerde iki imzalı bir roman çıkmıştı ve heyecan yaratmıştı iki kişi nasıl yazar diye. Biz bir kitap yazdık, bizim kitabımız 3000 yazarlı. Tabii ironik olarak böyle söylüyoruz ama olay öyle değil. Bu bir basın tarihi ve bir gerçekten çok büyük bir roman, çok büyük bir yürüyüşün dile getirilişi. Biz 1990 yılında özgür basın kurumlarını kurmaya başladık ve o günden bugüne işte 34 yılımız bitti. Şu anda 35. yılımızda, 35 yıldır biz Türkiye'de gazeteler çıkarmaya başladık. Sonra bunlar ajanslar oldu, sonra bunlar televizyonlar oldu. Bu anlamda tam 35 yıldır birlikte yaptık bu şeyler, kurumları. Bu anlamda bu yürüyüşümüze şimdiye kadar yaklaşık olarak hesaplamalarımız bu. Yani yılda 100 kişi birlikte olduysak, gelen, geçen ve birlikte kaldığımız, birlikte çalıştığımız, bu hesapla aşağı yukarı 3000 arkadaşla biz şimdiye kadar çalıştık ve hala da çalışıyoruz. Şimdi biz aslında Halk Gerçeği'yle başladık 1990 yılında. Halk Gerçeği işte 6 ayrı siyasetin bir araya gelip Türkiye'de legal bir gazete çıkarma şeklinde bir ilk adımıydı. Bunu çıkardık. Aslında iyi de bir yankı yaptı. Ancak hemen engellenmeye başladık. Hemen davalar açıldı, işte kapatıldı. Biz yeniden açtık, yeniden devam etmeye çalıştık. İşte matbaalar basmak istemediler, korktular. Ona rağmen biz devam ettik. Hatta işte yeni ülkede haftalık olarak tirajımız 50 bine geldi. Ama yine de zorlanıyorduk. Sürekli dava açılıyordu. Matbaacı işte korkuyordu. İşte aman şurayı çıkarın diyordu. Biz bazı kelimeleri yayınlayamıyorduk. Ama ona rağmen haftalık gazete artık okura yetmez olunca günlük gazetelere geçtik, Özgür Gündem'le. Ve bu anlamda bir Kürt halkının ve birlikte mücadele ettiği halkların, örgütlerin bir ortak mücadele birimi, alanı olduk. Bir araya geldiğimiz yer oldu. Bu anlamda devlet de bu gidişatı, yani Kürtlerin kendi ulusal ve toplumsal kimlik kavgasını engellemek adına bunu haber veren gazeteler olarak bizi hep engellemek istedi. Dediğim gibi sürekli davalar açıldı, sürekli kapatıldık. Ondan sonra kapatmalar yetmediğini düşündüklerinde bombaladılar ve bunu da bir Milli Güvenlik Kurulu kararında orada böyle bir kararlaştırma yapmışlar. Ve o gün gazetemizin merkez bürosu, yani gazetemizi yaptığımız yer, Ankara büromuz ve İstanbul büromuz aynı anda bombalandı. Ben sabah gittim de orayı gördüm ve şöyle düşündüm. Evet, şimdiye kadar arkadaşlarımızı öldürdüler, arkadaşımızı hapse attılar, gazetelerimizi yargı yoluyla kapattılar. Biz hemen yeniden gazeteler çıkardık. Ve bir şekilde yolumuza devam ettik. Bir sorun olmadı. Yani yürüyüşümüzü durduramadılar. Ama binanın o halini gördükten sonra tamam dedim, bu sefer başardılar. Neyi başardılar? Çünkü o binayı biz tefriş etmek için o kadar zorlanmıştık ki, o kadar işte kampanyalar yapmıştık ki. Ve o hali görünce dedim bu sefer bizi durdurdular.
yani bundan sonra hep bundan sonra hiç gazete çıkaramayız anlamında olmasa da dedim yani uzun bir süre alacak tekrar bunu biz başlamamız. O şeyle ben moralle işte kendi o zaman başka yayın evinde de çalışıyordum. Dergimiz çıkıyordu bizim Hedef diye. Oraya gittim o hatta dergimizin kapağını değiştirdim işte Özgür Ülke bombalandı diye. Sonra o zamanlar cep telefonları falan yok yani arkadaşlar dağılmış işte kimisi şeyde hastaneye götürülmüş bombalanan binadan ondan sonra kimisi sağ kurtulanları hemen gözaltına almışlar götürmüşler ondan sonra devlet işte şey yapıyor dönemin hükümet sözcüsü açıklama yapıyor kendileri bombalamışlardır diye saçma sapan şeyler demeçler veriyorlar ve ben o gün işte heyette, şeyde Hedef'te çalışırken cep telefonları da yok dediğim gibi kim nerede ne yapıyor birbirimizi arayamıyoruz. Hedef'in telefonu çaldı. Arayan Gülten Kışanak'tı. Gülten Kışanak dedi ki bana ya hocam ne yapıyorsun sen neredesin? Dedim böyle böyle ben Hedef'te şey yapıyorum manşeti değiştiriyorum dedi ya hoş versene dedi hemen gel şu adrese gazeteyi yapıyoruz. Ben tabii koşa koşa gittim. Meğerse işte o gün pek çok dergi yayınını durdurmuş ve bize olanakları açmışlar. İşte herkesin işte küçük bilgisayarları falan var. Kimisi evden getirmiş bilgisayarını. Biz o gün hemen ertesi günün gazetesini yaptık. Yani 12 ya da 16 sayfa çıkardık. Gazeteyi 4 sayfa olarak çıkardık. Ama ertesi gün bayilerdeydi. Bayilerde tabii yani o gün herkes parçalı parçalı orada burada çalışıyor. Yani o sıcaklıkta ne yaptığımızı, yarın gazete olarak ne kadar ne çıkacağını bilmiyorsun ama ertesi gün gittiğinde bayilerde gazetemizi gördüğümde tabii gözyaşlarımı tutamadım. Dedim ki evet biz bu işi asla bırakmayacağız, asla sonuna kadar götüreceğiz. Ama orada bir de başka bir şey yaşandı. Manşetimiz şeydi, yani bu ateşsizliği de yakardı. Şunu demek istemiştik. Evet bugün biz bombalanıyoruz ama bu bizi hallederlerse biz çünkü gerçekten bir lokomotif gibi özgür basını, özgür medyayı önünü açan bir şeydik. İşte Kürt halkının haberlerine etekinler ya hiç vermiyordu ya da çarpıtarak veriyordu, tam tersi veriyorlardı. O nedenle gazetemizin yaptığı işlev çok önemliydi. Kürt halkı için, devrimci demokrat çevreler için. Böyle bir yerdeyken biz devam edebiliyor olmamız, bizi durdurabilselerdi sıranın kendilerine geleceğini söylemiştik ve bu mesajımızı gerçekten de çok büyük çevre anlamıştı. Zaten bombalandığı gün anlamıştı ki gerçekten kendi yayınlarını durdurup, haftalık ve aylık dergilerdi bunlar, kendi yayınlarını durdurup bize kucak açtılar dediler ki yeter ki siz bu gazeteyi çıkartın. Gazeteyi çıkartın, işte yeni yerinizi teşkilatlandırın, ondan sonra biz devam ederiz. Onlar zaten anlamıştı. Ertesi gün oradaki gerçekten bütün namuslu demokrat aydınlar anladılar. Geldiler bizim işte İstiklal Caddesi'nde çok ünlü gazeteciler, yazarlar gazetemizi sattılar. Bize her gün işte makale verdiler, danışma mesajları verdiler. Dediğim gibi işte o dergilerde işte kendi çalıştıkları gazetelerden haberleri getirdiler. O zamanlar işte böyle internet falan yok, telex de gelirdi, kağıtların getirdiler. Biz oralardan haber seçtik, kendimize göre yaptık. Telexlerinden haberlerde kullanmak üzere fotoğraflar getirdiler. O zaman fotoğrafları filme çekiliyordu. Bu şekilde müthiş bir dayanışmayla Türkiye'nin herhalde o günlere kadar gördüğü, o son yıllarda gördüğü en büyük dayanışmaydı ve en büyük algı açılmasıydı. Bu anlamda yani 35 yıldır gördüğüm en büyük bir dayanışma ve birlikte mücadeleye devam etme. Basın hürriyeti anlamında, basın özgürlüğü anlamında gelenler o işe öyle bakıyordu. Yoksa şimdi birlikte mücadele ettiğin çok sıcak bir mücadele içindesin. Yani bir nevi cephedir bu ve yanında bir arkadaşın yani her gün birlikte haber yaptığın işte toplantılarda yaptığın işte haberlerini tartıştığın işte haber güzel oldu olmadı anlamında işte şunu yanlış yaptık eksik yaptık dediğin bir arkadaş yanında şehit düşüyor. Şimdi burada iki tane şey tepki olur işte
ya korkar kaçarsın cepheden ya da devam edersin. Devam ederken tam tersine bu şeylik, şehadet sana bir hırs verir, daha mücadele azmi verir. Neden? Çünkü o yanlı başında mücadele ettiğin, birlikte gazetecilik yaptığın arkadaşın yaptığı haberler, yaptığı işlerin bir kısmı en azından artık senindir. Onları da yapman lazımdır, daha fazla iş yapman lazımdır. Çünkü bayrağı yere düşürmemen gerekiyor. Bayrağı yere düşürmemek anlamında şimdiye kadar geldim, herhalde sonuna kadar da gidebileceğimi sanıyorum. Gazetede, kitapta yani çıkardığınız gazeteleri, ajansları, ondan sonra televizyon yayınlarını, hem yerel hem dünya çapında televizyon yayınlarını ve buna benzer kurumlarımızın hepsinin ayrıntılı tarihi var, anlatım var. Yani bunların bir kısmını biz dizilerde falan anlatmıştık ama bu hali en ayrıntılı hali ve gerçekten bilebildiğimiz kadarıyla bütün kimler çalıştı, nasıl çalıştı bunları anladık. Ama kitabın bölümlerinden biri de bu. Bunu özellikle tarihe nakşetmek açısından önemliydi. Hangi davalar açılmış bize, hangi toplu davalar açılmış, hangi kampanyalar yapmışız, onlara karşı davalar açılmış. Onları da koyduk, sıraladık. Bayağı bir acayip geniş bir bölüm oldu. Bu da ben geçenlerde bir dizide için bunları topladım, 160'ı geçiyor. 160 kişi şu anda halen davası devam eden insanlar. Ve bittiğinde de büyük ihtimalle ceza alacaklar. İşte yakalanırlarsa cezaevine girecekler. Bunlardan biri de benim, birkaç ay sonra büyük ihtimalle cezaevinde olacağım. Sizi oralardan temsil edeceğim. Temsil etmeye devam edeceğim. Tamamen yaşam biçimi, mücadele biçimi olarak bir şey oldu, başladı. Yani sadece biz gazeteciler, yazarlarımız değil, dağıtımcılarımız bile bu işi can pahasına, ölüm pahasına yaptılar. Bu anlamda gerçekten gelebilenler, gelmek isteyenler, kalabilenler bunu bir büyük bir vicdani sorumlulukla ve can pahasına yaptılar. Ve ben dedim ya, bu 35 yıl boyunca bu arkadaşlarla birlikte çalıştım. Seviniyordu, asla bunları sorgulamıyordu. Yani maaşlarımız yükselecek mi, olacak mı, ne kadar bize olacaksınız, makine alacaksınız falan konuluyordu. İnanır mısınız, şehit olan, katledilen arkadaşlarımızın çoğu o hiçbir şekilde maddi olayları sorgulamayan, istemeyen, talepte bulunmayan insanlardı. Yani devlet aramızdan arkadaşlarımızı seçerken öldürmek için, katletmek için, yok etmek için, onun yürüyüşünü durdurmak için öyle çok da rastgele davranmadı. Gerçekten en fedakar, en vicdanlı, en çalışkan arkadaşlarımızı önce öldürdüler. Diğerlerini tabii bu anlamda şey yapmak istemiyorum. Yani en azından onlardan başladılar. Biz onları haber yaptıkça, halkımız onları sahiplendikçe, şimdi onların öldürerek bitirme, bizi yok etme tarzları değiştirdiler. Onlar da kendilerine göre şu anda başka taktiklerle yok etmeye çalışıyorlar bizleri. Ama biz bu işi sonuna kadar devam ettireceğiz. Biraz önce anlattığımın dışında yapmak istemiyorum. Dediğim gibi en vicdanlar, en fedakar olanlar şeyler. Yani hatta ben dedim ki, yönetici olarak fark edemesem bile bir şehit olan arkadaşın hayat hikayesinde eksik olan yerler tamamlandıkça fark ediyorum ki gerçekten çok kıymetli bir arkadaşımızmış. Devlet bunun için seçmiş onu diye, katletmek için diye öyle düşünüyorum. Şimdi de yani mutlaka böyle çok çalışkan, ondan sonra çok fedakar, çok vicdanlı, ondan sonra buradaki çalışmayı bir gibi görmeyen, sabah 9'da gelir, akşam 5'te paydos edilir gibi görmeyen, bir yaşam biçimi olarak gören,
çok güzel haberler çıkarmaya çalışıp o haberler işte ondan sonra gazetede, televizyonda yansımasını takip eden, o bir yanlışlık eksik olmuştu, işte merkezde kavga eden o insanları ben seviyorum, örnek gösterebilirim. İsmi gerekmiyor, söylemeye gerekmiyor. Bir de yani önceden söylememek lazım, insanlar yani çiğ süt edilmiş derler ya, nerede nasıl ne yapacağı sonradan belli olmuyor. Yani koskoca Yaşar Kaya, yani böyle bir ölüm yakışır mıydı? Yani Yaşar Kaya işte 49'lardan biri, en gençlerden biri. Daha sonra biz onu 90'lı yıllarda APMSA aracılığıyla keşfetmişiz, başımıza getirmişiz. Gazetenin başına getirmişiz, gitmiş bir partinin başına seçtirmişiz. Sonra arkadaş Avrupa'da gitmiş, sürgünde parlamentonun başkanlığını yapmış yıllarca. Sonra gidiyorsun, ölmeden birkaç ay önce KDP'ye sığınıyorsun. Yani yakışır mı? Yani şey olmuyor o bakımdan. İnsanların şu anda bu anlamda içimizden çok sevdiğim, çok güvendiğim, çok şey yaptığım, birlikte bunca yıldır çalışmakta gurur duydum. Çok arkadaş var ama arkadaşlar onlar kendilerini bilir. Onların ismini verirsem gölgede kalmış ya da benim fark edemediğim arkadaşlara haksızlık olur diyelim. Kitap çıktı şu anda, işte bugün yarın Ankara'ya gelecek. İşte İstanbul'da nerede satılıyorsa oraya gidecek. Zaten Ahmet'te herkes biliyor şeyi, yayın evinin adresini. İşte cemiyetimiz, işte derneğimiz var, Dicle Fırat Derneğimiz var. Bir kere hani dedim ya, 3000'e yakın insan bu şeyden, bu okuldan geldi geçti ve kendilerine göre bir vatan görevidir bu, bir namus görevidir ve yaptılar. Kimisi uzun, kimisi kısa. Bu arkadaşların hepsi bana göre mutlaka bu gazete, bu kitabı almalılar. Şeylerine, kütüphanelerine koymalılar ve çocuklarına, torunlarına anılarını anlatırken demeler ki bu kitaptaki yazarlardan birisi de benim. Gururla şey yapmalılar, birincisi bu. Ve daha önce de söylediğim gibi o kitap benim kitabım değil, 3000 arkadaşımızın birlikte yazdığı bir kitap, bir destandır, bir bitmeyen romandır, bitmeyen, hala devam eden, edecek bir mücadelenin sesidir. Bu anlamda bundan sonra yapılabilecek her imza töreninde her arkadaşımız, bu yürüyüşe katılmış her arkadaşımız kitabın imzacısıdır. İmza atabilir. Bütün imza törenlerinde bu yürüyüşe katılmış her arkadaşın imza yetkisi vardır. Kitabı imzalayabilirler. Nitekim herhalde işte çeşitli yerlerde böyle imza işte günleri olur olduğunda oraya gelen bütün arkadaşlarla birlikte imza atacağız.